Hayırdır ya, sen böyle bir gerginsin, böyle bir tatsızsın. Düşünüyorum da kendi hizmetçisi var. Beni istemez Deniz Hanım. Ya ne alakası var ya? Şükür zaten ırmağı nöbetçilik ediyor, bekçilik ediyor. E şimdi bunların yarın öbür gün çocukları olacak. Ona kim bakacak? Sen bakacaksın. Bilmiyorum. Ben zaten bırakmam seni. Şadiye'de ne oldu? Çok çabuk unuttun sen onu. Ya şimdi o öyle bir rüzgardı o. Üfürdü geçti. Bak bak, Şadiye seni istemedi. İsteseydi görürüm ben seni. Ya ama istemedi yani. Hani istemedi. Bu bir gerçek. Bir de bizim aramızda yaşanan bir gerçek var. Hani görüyorsun ki gerçekler bir taneden fazla, bir sürü gerçek var. Değil mi? Ama kalp bir tane var Ali Bey. Kırılınca kırılıyor. Hala beni ailesiyle tanıştırmadı. Ben çok rahatsızım. Çok garip geliyor yani. Siz o seviyeye geçtiniz mi? E canım, 5 aydır klinik dahil her gün beraberiz yani. Daha ne olsun? Ne bileyim, belki çocuk kendini hazır hissetmiyordur. Şimdi aileyle tanıştırınca da hani başka bir şeye geçmiş oluyorsun ya. E ben geçsin istiyorum zaten. Ama yani şimdiye kadar ne evini gördüm, ne ailesiyle tanıştırdı. Ya bir enteresan, resmen kapalı kutu. Sanki böyle uzaydan gelmiş durmuş bırakmışlar öyle. Anlamadım yani. Ya yolun başındayken sen daha çocuğu böyle sık boğaz etme, kaçar gider vallahi. Ancak sanatçı tayfası böyle öyle sıkıya geldin mi hemen gidiyorlar. Bakınız, örnek Can. Allah Allah, ben olayı farklı hatırlıyorum çünkü Can evlenmek isteyendi. Nikahtan kaçan da sendin. Oo, baldızımız gelmiş ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya sen bir güzelleşmişsin böyle, bir hallenmişsin, bir şeyler olmuş. Ne yaptın, botoks falan mı yaptırdın ha? Aşk parıltısı o, aşk. Ha, hala beraber misin o adamla? Evet. Niye, olamaz mı yani? Olur canım, niye olmasın yani? Ben sıkılmışsındır falan diye düşündüm yani. Yoksa bir kasıt yok. İçme onu ya. Dibi kaldı, bitti o. Ben sana yaparım aşkım. Hemen geliyorum, siz muhabbet edin, geliyorum ben. Enişteciğim çok kasılma sen. Yakında sıkılır ablam bu beyine bağlı ev hanımı rolünden. Merak etme. Bu ne? Deniz, önden değil arkadan sarılacaksın. Bak tecrübeyle sabit. Bu ne? Bu ne ya? Ne yapayım ikiz? Hadi teyzeniz geldi. Artık çıkabilirsiniz. Şşt, bebeklerimi rahat bırak bakayım sen biraz. Özlemişim seni. Herhalde kızım. Biz hayatımız boyunca ne zaman bu kadar ayrı kaldık? Allah Allah. 6 ayda 2 kere görüştük. O da 6 saat mi ne ya? Sermet, bu ne görmemiştik ya? Bu kadar balayı mı olur? Yok canım, sadece balayı değil, aynı zamanda iş falan da yaptık. Hadi geçin, oturun, oturun. Nalin, Kosova'dan bir tane sahil kenarında ev aldık. Hemen doğru, bebekleri de alıp hep beraber tatile gidiyoruz. Tabii canım, ben de zaten hayatımı tatilde geçireyim istiyordum bundan sonra. Bıraktın bütün işleri ofiste, başıma yıktın gitti zaten. Tamam ya, kavga sonra edeceğiz. Hadi buyurun, başlayın inin. Koma sahi neresi ya? Tayland'da bir ada. Koh Samui. Ya var ya, eğer biraz daha dönmeseydiniz doğum zorla olacaktı. İnat etti ya, sen gelmeden doğurmam diye. Sen hazır mısın birader? Yani, bilirsin. De şu 2 ay falan olsaydı çok güzel olacaktı. 9 ay falan beni böyle... Hani... Bamya yaptım. Sana bamya yaptım. Ya ne pisliksin sen ya. Ya evli baktı kadın oldun. 2 tane çocuk annesi olacaksın. Göbeğin oralara sığmıyor. Hala bana pislik yapıyorsun. Koktu zaten. Yemem ben onu. Seversin sen. Ha, çok, çok seversin. Çok, çek önüne, çek. Aha, sen yiyeceksin onları. Şişt, bana bak. Getirdiğim valiz var ya. Onun içinde böyle küçük küçük bebiş kıyafetleri var. Giydireceğiz onları. Narin, çocukların mezuniyetlerinde giyecekleri kıyafetleri bile hazır. Ay o kadar, onca yoldan onları mı taşıdın ya? Ya sen ne diyorsun? 22 valizle geldik yani. Kargoyla gönderdiklerimizi hatırlamıyorum bile. Ne yapayım? Gitmişim oraya kadar. Alacağım tabii. Sana Çin'den ipek elbiseler aldım ama şimdi getirmedim. Yani çünkü onun için hiç sığamayacağın için moralim bozulmasın diye sonra getireceğim onları. Bana bak, Hindistan'dan sarı aldın mı? Ha? İner inmez. Gittim, hı, ilk onu aldım. Bir de ne aldım? Tillak yapacağız. Ha? Bu şey var ya böyle, kadınların buraya koydukları kırmızı bir şey. Ya bas düğmesine sabaha kadar konuşur. Benimki haftalarca öyle zaten yani. Dokunsan yapıyor. Baldız, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor evlilik? Yani işte 80 günde devre alem bitti. Bundan sonra göreceğiz. Ne yaparız? Bir hafta 10 gün burada kalırız. Sonra Allah izin verirse çocuklar doğar. Bir 80, 100 gün daha tatil yaparız hep beraber. Ha, bir şey söylüyorum. Ha. Bebek odasını göstersene. Bilgisayardan baktım ama anlaşılmıyor öyle. Hadi.
Ay hadi. Hadi göster. Dur. Hey, yavaş yavaş. Abi ne oluyor? Niye seyahati uzattın sen? Bu Erol şerefsizi ucubana dokunan herkes teker teker öldürmeye başladı. Ne? Evet. Daha yeni yakın eski ortaklarımdan birini öldürdü. Hem de 7 yaşındaki oğluyla birlikte. Ne diyorsun abi sen? İsim düşündünüz mü? Yok. Fırat yüzlerine bakınca karar verelim dedi. Vay be. Şu halimize bak. Vallahi ben de inanamıyorum be Deniz. Sizde var mı bir şey? Ay dur daha. Aa. He? Daha ben kimle evli olduğumu anlamadım yani. Aşktan gözüm açılırsa bakacağız işte. Bana bak. Sermet'ten daha iyi bir koca bulamazsın biliyorsun. Biliyorum ama hala korkuyorum ya. Evi 20 kişi bekliyor. Yani bu uzun balayı, tatiller falan hep benim kafamı dağıtmak içindi. Onun da farkındayım. Hatta gerçek hayatta nasıl biri onu bilmiyorum hala. Kim biliyor ki? Hangimiz biliyoruz? Ben de tanımıyorum. Aradan 40-50 yıl geçtikten sonra hala el eleysen o zaman belli oluyor kim. Ay inşallah. Ya biz böyle el ele yaşlanabileceğiz mi? Bakacağız elti. Şişt. Kaptık iki kardeş ha. Hadi tatlı yiyelim. Aa, iyi mazeret oldu ha. İyi ki hamilesin. Şiştin daha yeme. Çok canımız çekiyor. Çok canımız çekiyor. Şişt. Ne yaptın tatlı? Promi. Dondurma. Var mı? Neyle dondurma? Her şeyle. Her şeyle mi? Delirmişsin sen. Delirdim. Eli Güney Amerika'ya kadar ulaşmış. Zamanında vurmadım ya ben. Ne yapacağız peki? Ben onun anasını aldım ama Deniz'i kaybetmekten korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Narin doğum yapsın. Çoluğu çocuğu olacağız gideceğiz burada. Paramız var. Torunumuza, torbamıza yeter. Yapacak bir şey yok. Tatlıları getiriyorum. Dur sana yardım edeyim ben de. Fırat, ay o da çok tatlı olmuş ya. Sermet gel gel. Gel sen de bak şu bebişlerin odasına gel. Ya çocuklara bir isim koysak artık böyle yani peluş ayı muamelesi yapmayalım çocuklara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.